Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Lopermit tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Lopermit tabletler beyaz, yuvarlak, düzgün kenarlı tabletlerdir. Kutuda 20 tabletlik blister ambalajlarda bulunur. Lopermit etkin madde olarak 2 mg loperamit hidroklorürü içerir. Lopermit bağırsak kasları üzerinde doğrudan etki göstererek bağırsak hareketliliğini engeller. Bunun sonucu olarak bağırsak içeriğinin bağırsaktan geçiş süresi uzar. Günlük feces miktarı azalır. Sıvı ve elektrolit kaybının önüne geçilir. Lopermit tableti şu durumlarda kullanılır. 9 yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde 5 güne kadar süren ve akut şiddetlenme atakları gösteren kronik ishalin tedavisinde, yetişkinlerde uzun süren ishalin tedavisinde, 12 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinlerde akut ishalin tedavisinde, 18 yaş üzeri yetişkinlerde başlangıç tanısı konulmuş irritable bağırsak sendromu ile birlikte görülen akut ishalin tedavisi için kullanılır. Lopermit tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Lopermit'i şu durumlarda kullanmayınız. Lopermit veya içerindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa, 9 yaş altı çocuklarda kabızlık çekiyorsanız veya kabızlıktan sakınmanız gereken bir durumunuz varsa, bağırsak iltihabı, bağırsak kaslarında hareketsizlik veya uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalli seyreden bağırsak iltihabına bağlı karın ağrınız varsa kullanmayınız. Lopermit'i dizanteride tek başına kullanmayınız. Lopermit tableti şu durumlarda dikkatli kullanınız. Kabızlık meydana gelmesinin istenmediği durumlarda, karaciğer yetmezliğiniz veya su kaybınız varsa, alınan yanıtın değişikliğine nedeniyle çocuklarda Lopermit'i uzun süreli kullanmayınız. Lopermit tabletin yiyecek ve içecek ile kullanılması, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Lopermit tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Lopermit'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Lopermit'in yan etkilerini ishal durumunda zaten görülen belirtiler nedeniyle saptamak pek kolay olmaz. Ancak görülen yan etkiler çok ciddi değildir ve daha çok uzun süren ishallerin tedavisinde ortaya çıkar. Şu durumlardan biri olursa Lopermit'i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Alerjik belirtiler, karın ağrısı, şişkinlik ve rahatsızlık, bulantı, kusma, kabızlık, yorgunluk hissi, uyuşukluk ve sersemlik hali, ağız kuruluğu. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınızı bilgilendiriniz. Lopermit tablet nasıl kullanılır? Ani gelişen ishalin tedavisinde 12 yaşından büyük çocuklar, yetişkinler ve yaşlılarda tedaviye 2 tablet yani 4 mg ile başlanır ve her sulu dışkılamadan sonra 1 tablet yani 2 mg daha verilir. Günlük doz 8 tablet yani 16 mg'ı geçmemelidir. Günlük ortalama doz 3 ila 4 tablettir. Genellikle ilk 48 saat içinde tedavi klinik cevap alınır. 9 ile 12 yaş arası çocuklarda 5 güne kadar süren ishallerde ishal kontrol altına alınana kadar günde 4 defa 1 tablet alınmalıdır. 9 ile 12 yaş arası çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Yetişkin ve yaşlılarda uzun süren ishalin tedavisinde ise yetişkinlerde hastalığın şiddetine göre tedavi bölünmüş dozlar halinde günde 2 veya 4 tablet ile başlanmalıdır. Günlük doz maksimum 8 tablet yani 16 mg'a kadar çıkarılabilir. Yetişkin ve yaşlılarda irritable bağırsak sendromu ile birlikte görülen ishalin belirtilerine yönelik tedavisinde ise 2 tablet yani 4 mg ile tedaviye başlanmalıdır. Hastalığın şiddetine göre günde 2 veya 4 tablet bölünmüş dozlar halinde alınabilir. Gerekirse maksimum günlük doz 8 tablet yani 16 mg'a kadar çıkarılabilir. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız. Uygulama yolu ve metodu ise Lopermit ağız yoluyla yeterli miktarda sıvı ile alınır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, 9 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez. Yaşlılarda kullanımı, yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Lopermit'in saklanması. Lopermit'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza edilir. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.